işin başında aşılılar var. Aşılar virüsün vücutta çoğalmasını, yaşamasını engellemek üzere vücudun bağışıklığını buna hazırlıyorlar. Şu anda elimizde aşı yok ama hazırlık aşamasında 15-20 tane aşı var. Dünyada, Türkiye'de de bunlarla ilgili çalışmalara başlandı. Birkaç tane dünyadakilerle ilgili ümit verici haberler geliyor. Yani orada bir 8 ay, 12 ay, 18 ay gibi bir süre veriliyor. Yani şu an için elimizde virüsü bu şekilde engelleyecek, baştan bizim virüse yakalanmamızı engelleyecek bir tedavi yok. En önemli şey bu aşılar ama onlar için beklemek gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yani daha iddialı olanlar 8 aydan bahsediyor. Öyle demek için, sebepleri de var. Çünkü belli sonuçlar almışlar. Bir de başka bir teknoloji kullanıyorlar. Ama yani insan denemelerinin en azından temel güvenlikle ilgili meselelerin falan kanıtlanması gerekiyor. Onun için en az bir 8 ay. O da tabii o en hızlı aday başarılı olursa. Ama elde birçok aday olduğu için bunların arasından bir tanesinin işte bir sene, 1,5 sene gibi bir zamanda bir ya da birkaç tanesinin kullanılır hale gelmesini umuyorum ben, doğrusunu isterseniz. Sonra şeyler var, antiviraller var. O virle ilgili söylediğiniz işte yani grip sonu virle bitenler değil mi hocam? Evet, evet, aynen. Sonu virle biten işte grip ilacı diye söylediğiniz, ismini andığınız var. Ondan sonra işte AIDS ilacı olan var. Bu Çin'den gelen ilaç var. Favipiravir, o da piyasa ismi değil onun. Çin'den gelen ilaç, bizim bakanlığın da getirttiği ve şu anda belli durumdaki hastalarda kullanılmakta olan ilaç var. Bir tane geçen haftalarda Amerika'da, Avrupa'da çözüldü bu iş falan diye sürekli böyle haberler çıkıyor zaten. Bunun gibi bir de Remdesivir diye yine yeni bir antiviral, evet, var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da deneme halinde. Ona da bayağı ümit bağlıyor. Demek ki bunlar virüsün çoğalmasını, hücre içine girmesini vesaire engelleyen ilaçlar. Şimdi virüs bakteriden farklı biraz. Bakteri canlı. Bakteri canlı olduğu için antibiyotikle bakteriyi öldürmek mümkün. Virüse canlı demek güç. Bu hep tartışılan bir şeydir. Virüs ancak başka bir organizmanın içinde yaşayabiliyor. Öyle olduğu için de onu öldürmekten ziyade durdurmak, çoğalmasını durdurmak, inaktive etmekten filan bahsediyoruz. Aslında çok da güçlü bir organizma değil. Dolayısıyla antiviraller bu işte hücre içine girmesi ve çoğalması ile ilgili çeşitli aşamaları bloke eden ilaçlar. Demek ki böyle de bir 5 tane ilaç var elimizde. Arkadan gelen de en az bir 10 tane böyle daha ilaç var diyebiliriz. Evet. Bunların hiçbiri tam olarak bu COVID-19'a yönelik ilaçlar değil ama hani bundan 2-3 hafta önce bu işleri konuşurken ilaç falan yok, böyle diyemezsin falan deniyordu. Dediğiniz sıralama doğrudur. Farmakologlar, o da oraya da değinmeden geçemeyeceğim. Aslında iş halk sağlıkçılara gelince bana göre en iyi bilgileri almaya başladık. Onların daha önceden konuşmaya başlamış olması gerekiyordu. Her neyse, bunlar nasıl böyle birdenbire kullanılır hale geldiler? İşte 10 sene sürer bunların geliştirilmesi falan diyenler var. Çünkü bunlar zaten başka hastalıklar için kullanılmakta olan bir kısmı da sizin de söylediğiniz gibi piyasada olan ilaçlar dedi. Buna yeniden konumlandırma deniyor. İlla yeniden ruhsat almak falan gerekmiyor. Sınırlı şartlarda kullanılabiliyor ya da klinik çalışmalarda kullanılıyor. Bu şekilde bunlar kullanılıyor. Bunların gerisi de daha gelir. Sonra virüsün hücreye girmesini, oraya yapışmasını engelleyen çok enteresan ilaçlar var. Onların da birkaç tanesinin adı geçti. Yeni ilaçlar. Onlar henüz gündeme gelmedi. Fakat bu noktada... Onlar kullanılıyor mu hocam? O bahsettikleriniz kullanılıyor hayır, mu? Hayır. Onlar daha deneyseller ama çok ilginç ilaçlar. Fakat birazcık ileri gidersek yine hücrenin içinde etrafa yayılmasını engelleyen ilaçlar var ki bunlar yine sizin az önce ismini söylediğiniz eski sıtma ilacı ve görece eski antibiyotik. İşte hidroksiklorokin diye bunun da ismi var. Evet. Bu da bunun piyasa ismi değil. Ya da klorokin fosfat diye bir versiyonu var. Bunlar eskiden sıtma ya da romatizmal durumlarda kullanılmış ilaçlar. Bunlar da virüsün çoğalmasını engelliyorlar ve bunlarla ilgili de bu virüsle ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu ilaçla o favipiravirin ortak noktası ikisinin de bu virüsle ilgili çalışmasında her ne kadar çok büyük olmasa da
olumlu sonuç alınmış olması. İşte bir ara geçen hafta Ruslar buldu bu ilacı, işi bitirdiler falan diye bir haberler çıkmıştı. Onlarınki de buna benzer bir eski sıtma ilacıydı. Yine aynı mekanizma ile etki edilmesi umuluyor ama onun daha çok klinik çalışmaya ihtiyacı var. Bunlar da tedavi protokolünde varlar. Bunu geçtikten sonra şimdi virüsü hücreye girmesine kadar engellemek, yok etmek falan önemli. Hücreye girdikten sonra özellikle yani birçok hücreyi tutuyor. O hücrelerde de bu ACE2 denen enzim reseptörü var. Onun üzerine çok konuşuldu. İsterseniz konuşuruz ama şimdilik onu bir kenara bırakalım. Tansiyon ilaçları bunu etkiliyor mu falan konusu var. Yani buna fırsat olursa değinmek isterim ama hücreye girdikten sonra virüs artık vücudun ona verdiği tepki ölümcül oluyor. Yani virüs aslında orada çoğalıp yaşamaya çalışıyor. Etrafa zarar vermeye çalışmıyor. Ama hücrenin ona çok aşırı bir aşık yanıtı çok yıkıcı oluyor. İşte sitokinler denen etkenler var. Onların fırtınası oluyor. Ve akciğerde büyük hasar yapan, başka organlarını tutan, işte hastanın da kaybedilmesine sebep olan daha çok bu aşırı bağışık yanıt. Bu noktadan sonra bu bağışık yanıtı engelleyen ilaçlar devreye giriyorlar. Bunlar da daha yeni ilaçlar, monoklonal antikor diyorlar, biyoteknolojik yeni moda ilaçlar bunlar. Bunlar bu iltihabi yanıtı işte interleukin dediğimiz, TNF-alfa falan dediğimiz iltihap medya ileticileri var. Onları bir şekilde durduran ajanlar. Bunların da ismi MAB, monoklonal antibody ya da piyasa isimleri RA diye bitiyor. Bir şey RA. Ne diye bitiyor hocam? Bir daha söyleyeyim. Hep RA diye geçiyor. RA. Demin dediğiniz değil ama. Demin dediğiniz ikili AIDS ilacının ismi ama. Yine böyle hep yine duydunuz ya. Geçenlerde bulundu, çıktı, çalışılıyor, düğmeye basıldı falan deniyordu. Sonu RA ile biten ilaçlar bunlar. Bunlarda da şu anda bizde iki tanesi kullanılıyor. Yurt dışında bir tanesi deneniyor. Bunlar büyük ilaç firmalarının ilaçları ikisi de. Bunlar da bu iltihabi yanıtı engelliyorlar. Şimdi işte bu kategoriler bunlar ama bunun dışında tabii ki yoğun bakımda işte göğüs hastalıklarında bu tür belirtileri olan hastalara uygulanan bir sürü tedavi seçenekleri var. Evet. Onlar da geliştiriliyor. İşte bu noktadan sonra birazcık daha deneysel olan tedavi yöntemleri var. İşte bazıları yüksek doz C vitamini uygulanıyor. O oldukça kanıt isteyen bir şey. İşte mezenkimel kök hücre uygulayalım diyorlar. Onun da bazı çalışmaları var bu noktada. Unutmadan bir seçenek daha var. Onunla bitireyim. Bu arada teşekkür ederim bu kadar uzun süre anlatmama izin verdiğiniz için. Estağfurullah hocam, ne demek, olur mu? Şimdi bir de bu şey var. Bağışık plazma denen konu var ki bugünlerde artık uygulanmaya başlıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde, kendi fakültemde de bugün ilan etti hematolog arkadaşlarım. Biz de bunun onayını aldık, biz de başlıyoruz diye. Peki. Bu tabii olan tedavilere çok yakında eklenecek bir şey. Bu nedir dediğinizde aslında 3 tür aşıdan bahsediyoruz. Bir tanesi bildiğimiz aşı, yani ne? Virüsün belli bir parçasını zayıflatılmış halde vücuda tanıtıyorsunuz. Vücut ona karşı aktif olarak antikor geliştiriyor. Aktif olarak ona bağışık oluyor. Yani hastalığı geçirenler gibi. En sağlamı bu. Bir o hızlı çıkacak dediğim yeni teknoloji aşı var. Orada genetik materyali haberini aktaran messenger RNA diye bir şey var. Onu kullanarak sentetik antikor yapılıyor. Bir de en eski tip aşı var. En eski tip aşı da bu kullandığımız. Bu nedir? 1800'lerin sonundan beri o zamanki hastalıklarda kullanılmış ama daha önceki virüs salgınlarında ve hatta bu COVID'li hastalarda da kullanılmış bir metot. Bu nasıl bir şey? Hastalığı geçirip de bağışıklık kazanmış insanların plazmasını alıyorsunuz, belli işlemlere tabi tutuyorsunuz. Bunu yapabilecek merkezler var birçok ülkemizde. Evet. Ondan sonra plazmanın içinde bu sefer pasif antikor, yani antikor geliştirmiş bir kişinin antikorunu hastaya aktarıyorsunuz. O sıra geçici olarak bağışık olup virüsle mücadele edebiliyor. Bu şu anda yine en uygulamaya yakın olan yöntem. Peki.